Sevgili izleyiciler, Bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok değerli konuğumuz var. Kendisi uzman doktor Ömer Deniz, psikiyatrist ve çok uzun yıllardır kendisi bu alanda çalışmaya devam ediyor. Tecrübeleri çok fazla, deneyimleri çok fazla ve hem pandemi süreci hem yine insanların mutluluğu, boşanma dahil olmak üzere çocuklar nasıl mutlu oluruz, sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri ve bununla birlikte son yıllarda biliyoruz ki sosyal medya ile beraber psikoloji anlamında psikiyatrist, psikolog, biyoenerji, yaşam koçu gibi bir sürü alanlar oluştu ve bu alanlarla birlikte yanlış tercihler ise insanların hayatlarına felaketler de getirebildi. Bu bencilliklerle birlikte tabii doğan farklı şiddetler de var. Kadına şiddet, trafikteki tahammülsüzlüklerimiz, bunların hepsi toplumun kanayan yarası da diyebiliriz. Her gün yüzleştiğimiz, karşı karşıya kaldığımız olaylar, toplu yaşamda sıkıntılar yaşamaya başlamak, aslında mahalle kültüründen site kültürüne geçtik ama site kültürünün içindeyken bencilleşmeye başladık. Ahlaki anlamda yozlaşmalar yaşıyoruz. Bütün bunların hepsini kendisiyle konuşacağız. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ömer Bey, biliyoruz ki aslında sizi tanımayan yok diyebiliriz. Herkesle mutlak gülen yüzünüzle birlikte bir teması olmuştur sizinle, öyle ya da böyle. Ama bu akşam sorularımız çok fazla. Ben sorularımı böyle hızlı hızlı size yöneltmeye çalışacağım. İlk sorum ama psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark. Evet, bu tabii çok toplumda çok karışan bir şey. Ne yazık ki bazen üniversite eğitim alanlar, gazeteciler, öğretmenler, hekimler bile bu konuda çok bir takım böyle karışıklıklar yapabiliyorlar. Biz psikiyatristler, tıp fakültesi mezunu olan, yani tıp doktoru olan ve sonrasında psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alan kişileriz. Bazı arkadaşlarımız kadın doğum uzmanı, bazılarımız cerrah oluyor. Biz de psikiyatrist oluyoruz. Dolayısıyla 11 yıllık bir eğitimden sonra kazandığınız bir ünvan, psikiyatrist, bir doktor, ruh sağlığı alanında ruhsal hastalıkların tedavisini yapan, bir kliniği yönetme yetkisi olan, hastalıkları gerek psikoterapi dediğimiz tekniklerle, gerek ilaç tedavileriyle, gerekse diğer başka tekniklerle tedavi eden hekimlere biz psikiyatrist diyoruz. Psikolog dediğimiz kişiler ise Edebiyat Fakültesi'nin psikoloji bölümü mezunu olan kişilerdir. Bunların herhangi bir tıbbi eğitimi, bir hastalık tedavi etme yetkisi elbette ki yoktur. Ancak psikolog arkadaşlar bir klinikte klinik psikoloji eğitimi alırlarsa ve bazı eğitimlerden geçerlerse ruhsal rahatsızlıklarda destekleyici terapi anlamında bir takım uygulamalar yapabilme becerisi kazanıyorlar. Ben yıllar önce Ankara Tıp'ta 4 ay çocuk ve ergen psikiyatrisinde çalışmıştım. Mesela orada çok değerli psikolog kökenli öğretim üyeleri de vardı. Bizimle birlikte, psikiyatri asistanlarıyla birlikte psikologlar da orada klinik psikoloji eğitimi alıyorlardı. Ama günümüzde tabii bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olan kişi kendini uzman klinik psikolog diye tanıtarak bir takım böyle ofisler açıyorlar. Yasal boşluklardan da yararlanarak. Hatta iş biraz daha öyle bir noktaya geldi ki mesela diyelim ki PDR bölümünü bitiriyor. Kendini uzman klinik psikolog diye tanıtıp hemen böyle bir takım klinikler açmaya çalışıyorlar. İnsanlarımız da bu konuda bilgi sahibi olmadıkları için buralardan destek alıyorlar. Tabii bu çok sıkıntılı durumlar oluşuyor. Belki programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bir de bu alanla hiç ilgisi olmayan, uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların biyoenerji uzmanı, bilinçaltı uzmanı, kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu ya da yaşam keçisi şeyleriyle, ünvanları kullanarak uydurulmuş meslekler diyoruz biz bunlara. Ben geçen hafta içerisinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldim. İki KYK yurdunda. Bu sene Elazığ'a ilk kez gelen, üniversite sınavıyla şehirlerini bırakıp, ailelerini bırakıp ilimizde okumaya gelen öğrencilerle bir araya geldim. Onların uyum sürecini, yaşadıkları stresle, kaygılarla başa çıkma konusunda, neler yapabilecekleri konusunda KYK
yurtları tarafından davet edilmiştim. Çok güzel iki program yaptık. Onlara şunu sordum. Dedim ki siz meslek tercihi yaptınız. Sosyoloji tercih ettiniz, İngilizce öğretmenliği tercih ettiniz, edebiyat fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik, hukuk. Hiç yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı, biyoenerji uzmanı, bilinçaltı uzmanı diye bir bölüm var mıydı yani tercihleriniz arasında? Çünkü böyle bir bölüm yok yani. Hani bunlar kendilerine uydurulmuş bir takım sıfatlarla meslek ediniyorlar ve bu şekilde arama motorlarından bir takım paralı reklamlar vererek insanları yanıltıyorlar. Yani kullandıkları sıfatlar da aile terapisti, psikoterapist. Hani bu şekilde. Bunlar tabii çok yanlış, ruh sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlar. Hani psikolog ve psikiyatrist farkını söyleyince bunu da anlatma lüzumu hissettim. Şimdi benim bunu sormamdaki bir etken de şu. Ömer Bey, insanlar psikiyatriste gittikleri zaman direkt ilaç tedavisiyle karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Ama işte bahsettiğimiz işte uzman başına ekleyerek açılmış olan biraz daha gösterişli dolan şık ofislerimizden bahsedeyim aslında. Evet. Dışarıdan daha cicili bicili görünen mekanlarda ise ilaçsız tedavilerle hani karşılaşacaklarını umut ederek bu yolu seçiyorlar. Tabii burada da farkında olmadan aslında yetişkinler de yine aynı şekilde çocuklar için de çok daha büyük enkazlar da oluşunabilir. Kesinlikle. Burada sizlerin onlarla birlikte bir çalışmak gibi olayınız olabiliyor mu? Hani bu daha mantıklı geliyor bana. Siz uygun gördüğünüz alan kısmını toplumsal uyumsal kısımlarda yönlendirmeniz, onların keza aynı şekilde kendilerini hani aştığını düşündükleri yerde alanlarında değilse sizlerle birlikte çalışmaları hukuksal anlamda da aslında bu sağlanmış olsa, tıpkı hastaneye gittiğimizde neremizin ağrıdığını bilmiyorsak, ağrımıza göre bizi polikliniklere nasıl yönlendiriyorlarsa aynı şeyin yapılması gerekmez mi? Tabii ki. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bir kere tedavi kavramı çok özel bir kavram. Tedavi kanunlarla doktorlara verilmiş bir yetkidir. Yani doktor olmayan kişilerin, tıp mezunu olmayan kişilerin tedavi yapma diye bir durumu yok. Evet. Eğer bir kişi ben tedavi yapıyorum diyorsa ya doktoru ya da yani bunu kullanıyordur. Psikoterapi dediğimiz konuşmaya dayalı tedaviler biraz daha farklı. Hani burada özellikle psikoloji alanında eğitim görmüş ama klinik psikoloji eğitimde de alanında da eğitim görmüş kişiler psikoterapi desteği verebilirler. Ama bunlar biz tedavi ediyoruz diyemezler. Yani danışanlarına destek verebilirler. Bu anlamda bunu söyleyebilirim belki. Ama bir de bunun dışında yani demin de söylediğim gibi hani hiç ilgisi olmayan kişilerin bu işlere bulaşması. Mesela geçenlerde bir öğretmen hanım geldi. Çocuğunu 6 ay boyunca bir sosyolog birine götürmüş. Sosyoloji mezunu. Demiş ki ben aile terapistiyim. Psikoterapistim demiş. Ve 6 ay sonra bunu fark etmiş. Aslında hiçbir işe yaramadığını bunun. Tabii psikoterapist deyince zihnine hemen doktor geliyor. Doktor çağrışımı geliyor. Şimdi yabancı ülkelerde mesela bizde profesör, doktor bir isim kullanıyor. Yabancı ülkelerde eğer bir kişi tıp hekimi ise medical doctor diye, MD diye bir isminin başına bir şey konuyor. Ve kişi biliyor ki bu tıp doktorudur. Ama bizde diyelim ki profesör, doktor makine mühendisliğinde de olabilir, beden eğitimi bölümünde de olabilir, hukuk bölümünde de olabilir. Profesör, doktor bir akademik ünvandır. Evet. Yani bir tıp ünvanı değildir. Bunları karıştırmamak lazım. Şimdi ben yıllarca ruh sağlığı hastanemizde çalıştım. Bizim 100. yılına yaklaşan bir ruh sağlığı hastanemiz var. Elazığ psikiyatri anlamında Türk psikiyatri tarihinde çok önemli yeri olan ender illerden bir tanesi. Hatta İstanbul'u saymazsak İstanbul'dan sonra birincisi diyebiliriz. Dolayısıyla psikiyatri kültürü çok yerleşmiş olan, çok önemli bir birikimi olan bir şehrimiz. Ben yıllarca o hastanede hem yöneticilik yaptım hem uzmanlık yaptım. Ruh sağlığı hastanemizde psikologlarla beraber çalışırız. Yani bizim gerekli gördüğümüz vakalarda bir takım testleri yaparken onlardan destek alıyoruz ya da bazen hastalarımızla destekleyici konuşma anlamında yönlendirdiğimiz oluyor. Onlardan da destek aldığımız oluyor. Hastaneler de hakeza öyle. Mesela bizim klinikte de beraber çalıştığımız psikolog arkadaşımız var. Ama burada önemli olan sınırların ihlal edilmemesi. Önemli olan kişilerin vatandaşı yanlış bilgilendirmemesi. Evet.
Dolayısıyla buna dikkat edersek vatandaşlarımız da eğer gittikleri yerde gerçekten bu görüştükleri kişi psikiyatrist midir, klinik psikolog mudur, psikolog mudur ya da hiç ilgisi olmayan bir kişi midir, bunu araştırmaları gerekir. Yani bir gün ben klinikte hasta bakarken bir hanımefendi ısrarla benden görüşme istiyor. Yoğun olduğum için ertesi gün randevu vermediğimiz halde ısrarla geldi. Buyurun dedim. Ben dedi mimarım dedi. Birçok belgeler çıkardı. Ondan sonra işte bir hafta bir yerden terapi kursu almış. Öbür hafta işte iki gün başka bir yerden aile terapisi anlamında kurs aldığını iddia ediyor. Böyle bir takım belgeler edinmiş. Hocam ben sizin klinikte çalışmak istiyorum sizinle beraber. Ne iş yapıyorsunuz dedim siz. Ben aslında mimarım dedi. Ama dedi ben bu psikoloji, psikiyatri alanını çok seviyorum. Dedim ki odamın yanında camın kenarına davet ettim. Bir dışarıya bakabilir miyiz dedim. Benim kliniğim Yeni Cami, Doğu Kent Harp Minibüs Otoparkı'na evet. bakıyor. Orada da binaları eğer hatırlarsanız böyle şekilleri eski, kötü görünümlü dış cepheleri. Şu binaları dedim görüyor musunuz? Niye hocam dedi. Ya dedim bakın dış cepheleri ne kadar kötü gözüküyor. Dedim mimarlar bununla ilgili güzel tasarımlar yapsınlar, şehri güzelleştirsinler, güzel mimari projeler yapın. Sizin dedim ne işiniz var bizimle çalışma? Ama dedim gidin tıp okuyun, psikiyatri ihtisası yapın ya da kısa yoldan 4 yıllık bir psikoloji okuyun, klinik psikoloji eğitimi alın. O zaman gelin beraber belki çalışabiliriz. Lütfen dedim herkes kendi işini yapsın. Hani insanlarımızın bu konuya çok dikkat etmesi lazım çünkü beden ve ruh sağlığı bir bütündür. İki elmanın yarısı gibi. Beden sağlığımızı nasıl riske atmıyorsak ruhsal sağlığımızı da riske atmamamız lazım. Yani bu böyle bir gidelim işte biriyle konuşalım, rahatlayalım anlamında olacak bir şey değil. Bizim konuşmalarımız tamamen bilimsel sınırlar içerisinde yapılan ve gerçekten kişinin sorununu çözmeye yönelik, hastalığını tedavi etmeye yönelik konuşmalardır. Yoksa psikoterapi, kahvede oturan insanlar da akşama kadar konuşuyorlar ama bunun adı psikoterapi değildir. Hocam sormak istediğim soruların içinde yok ama siz konuşurken şimdi birden hafızamda canlanan başka bir şey oluştu. İnsanların yaptıkları işlerde mutlu olmaması, başarılı olmamasının sebebi, bu arayışlara girmek için biraz da işte zaman kaybı dediğimiz olayı yaşamış oluyoruz. Evet. Böyle olunca da demek ki bir insanın sizin bahsettiğiniz gibi okuduğu üniversite kaderi olmuş oluyor. Evet. Ve bunun çizgisini de belirlemekte ne yapmak gerekiyor? Hani üniversite sınavına hazırlanan gençlere, öğretmenleri, rehberlik servisleri, ebeveynler evet. ne yapmalı da işte mimarlık fakültesini bitirdikten sonra sizin yaşadığınız şeyi yaşamaması için. Evet. Şimdi tabii üniversite tercihi yaparken insanlar sevdikleri alanı seçmeli. Yani burada mesela bize bazen gençler geliyor. Ben her gün üniversiteye hazırlanan ya da üniversiteye giden birçok gençle, birçok öğrenciyle görüşüyorum. Onlara bir takım destekleyici terapiler, tedaviler veriyoruz. Onlara hep şunu söylüyoruz. Lütfen seçeceğiniz alanı sevin, isteyin. Yani sadece ebeveynlerin baskısıyla, ebeveynlerin isteğiyle bazı gençler bir takım meslekler seçiyorlar. Geçen hafta üniversiteye yeni başlayan gençlerle görüşürken şunu söyledim. Son zamanlarda psikiyatriyle ilgili kanallarda diziler var. Çok popüler diziler. Evet. Aslında bu diziler de insanlarımızı böyle ruh sağlığı konusunda biraz bilinçlendiriyor. Hani bazı insanlar biraz böyle o vakalardan kaygı duyuyorlar ama hani insanlar psikiyatriyi tanıması açısından da çok işe yaradı. Orada şöyle bir ifade var. Doğduğunuz ev kaderinizdir diye. Yani gerçekten bir çocuğun doğduğu ev eğer anne babası bir aradaysa, sevgi doluysa, mutluluk doluysa, çocukluğu sağlıklı geçmişse geleceği de sağlıklı oluyor. Bunu üniversiteye yeni başlayan dönem için de düşünebiliriz. Yani ben de o gençlere şunu söyledim. Eğitim gördüğünüz, üniversite okuduğunuz şehir sizin kaderinizdir. Niye kaderinizdir? Ben 1983 yılında tıp fakültesine girdim. 1983 yılından bugüne kadar geçen sürede benim o gün yaptığım tercih şu an sizin karşınızda bulunmam, şu an sizin programınıza konuk olma sebebimdir. Benim şu anki ailemle buluşma sebebimdir. Benim oğlumun şu an bir üniversitede psikiyatri ihtisası yapmasında aslında benim o gün verdiğim, 38 yıl önce verdiğim o kararın etkisiyle olan bir durumdur. Yani dolayısıyla gerçekten de asıl kaderimiz aslında o üniversite sınavına hazırlandığımız yıl verdiğimiz
yaptığımız çalışma, verdiğimiz karar, yaptığımız tercih ile çok alakalı. Evet. O yüzden gençlerimiz şuna çok dikkat etmeli. Yani eğer bir kişi öğretmen olmak istiyorsa lütfen öğretmen olsun. Ailesinin baskısıyla ille de tıp okumasın. Bir kişi mühendis olmak istiyorsa mühendis olmalı. Hukuk okumak istiyorsa hukukçu olmalı. Ama gençler ne yapıyorlar? Sevmedikleri bir takım mesleklere yöneliyorlar. Daha bugün 2-3 tane danışanımız bize şunun için müracaat etti. Okula başlamış, ikinci sınıfa gelmiş ama okulu sevmiyor. Daha önceden de bir okulu bırakmış, ikinci kez girmiş. Yani insan sevmediği bir şeyi sürdüremez. Yani siz sevmediğiniz bir arkadaşınızla oturup her gün muhabbet edemezsiniz. Çok dolayısıyla zor. Ne oluyor? Gençler okulunu bitiriyor. Bitirdikten sonra bu sefer o işini sevmediği için ben ne yapabilirim? Bakıyor ki ya böyle psikoloji, psikiyatri böyle çok popüler olan bir alan. Bir de yasal boşluklar var. Ruh sağlığı yasamızda olmadığı için. Mesela siz yarın isterseniz gidin Gazi Caddesi'nde bir ofis tutun. Ben psikoterapistim, aile terapistiyim diye bir yer açabiliyorsunuz. Şaka değil. Yarın açın, hiçbir denetleme yok. Yani bunu denetleyen, hani ben mesela geçenlerde valiliğimize bir yazı da dilekçe de gönderdim ama hiçbir işlem yok. Yani şu an Milli Eğitim Müdürlüğü'nde rehber öğretmen olarak çalışan kişiler devlet memuru oldukları halde, dışarıda çalışmaları yasak oldukları halde, yasal olmadığı halde Google'a girin, yani arama motorlarına girin, psikoterapist, aile terapisti dediğinizde bunlar çıkıyor. Ve bunlar yasal olmayan şekilde herhangi bir fatura kesmeden, bir sigorta işlemi yapmadan hasta bakıyorlar. Diyorlar ki biz hasta bakıyoruz. Bir kadın geldi bana. Eşiyle aile sorunu yaşamış. Belki birazdan programımızın konusu olacak. Böyle boşanma süreci yaşıyor. Arama motoruna girince, aile terapisti deyince böyle birine gitmiş. Halen Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak çalışıyor bu kişi. Aile terapisti diye, psikoterapist diye girmiş. Adam demiş ki, siz demiş bugüne kadar niye boşanmadınız? Kadın diyor ki, önce şaka yaptığını zannettim. Espri yapıyor. demiş ki, ya siz demiş boşanmazsınız, çocuklarınız şizofren olur. Adam orayı terk edip gidiyor. Kadın da ağlayarak evine gidiyor. Sonra bir şekilde bana yönlendirilmiş. Hani bir takım tanıdıkları aracılığıyla. Ben olayı araştırdığımda inanamadım. Yani bu kişi kendini psikoterapist tanıtıyor. Destek almak için giden kişi de onu doktor diye zannediyor. Ve ona ücret ödeyip muayene oluyor kendince. Yani bu şekilde başka illerde de var, ilimizde de var. Hani bunu niye söylüyoruz? Bunlar doğru şeyler değil. Evet. İnsanlarımız bunları öğrenmeli ve hani kimden hizmet alıyorlar? Gerçekten hani bu alanında ehil birisi mi? İlimizde o kadar şanslıyız ki 100 yıllık bir ruh sağlığı hastanemiz var. Fırat Üniversitemiz var. Şehir hastanemiz var. Bir marka hastane ve özel hastanelerimiz var. Özel kliniklerimiz var. Hani psikiyatri alanında destek alacağımız, psikoloji alanında destek alacağımız aslında çok sayıda seçeneğimiz var. Ama ne yazık ki hani bu bilgisizlikten kaynaklanan bir de sosyal medyayı, arama motorlarını, interneti kötü amaçla kullanan ruh sağlığı hizmeti veren birçok insan var. Biz bunlara merdiven altı ruh sağlığı hizmeti diyoruz. Yasal hiçbir dayanağı yok, hiçbir yetkileri yok. Hastalara çok zarar veriyorlar. O bahsettiğim kadın eşi terk edip gidiyor. Diyor ki işte bak iyi ki senden yani senden ayrılmam lazım yoksa çocuğum şöyle olur diye. Bunların önüne geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Bir kere halkımız bilinçli olacak. Yöneticilerimiz de bu konuda duyarlı olacak. Hep beraber yani siz ameliyat için cerrah olmayan birine gidip ameliyat oluyor musunuz? Değil mi? Diyelim ki bir hanımefendi kadın doğum uzmanı dışında birine gidip de muayene oluyor mu? Ondan destek alıyor mu? Dolayısıyla bu çok ciddi bir durum. Yani buna dikkat çektiğiniz için de ben size ve televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz kişiler, bunu da seyircilerimiz özellikle bilsin diye söylüyorum. Ulusal kanallara çıkıyorlar. Kendilerini psikoterapist, aile terapisti, klinik psikolog, uzman klinik psikolog, 3 ay önce mezun olan bir PDR'ci nasıl uzman klinik psikolog olabilir? Yani bir domatesi bile çekirdeğini diktiğinizde sadır haline bir ayda geliyor. Domates bile 3 ayda oluşuyor. Dolayısıyla hani bunlar çok yanlış şeyler. Yani bunlara alet olmamamız lazım. Bu konuda çok duyarlı, bilinçli olmamız lazım. Yani bir kişi psikolojik rehber danışmansa bir kanala katılabilir.
ben PDR uzmanıyım diyebilir. Bir kişi sosyologsa bir kanala katılabilir. Toplumunda der ki ben sosyologum. Yani onun da çok yani çünkü o da çok değerli bir alan. Evet, toplum yani ben bilimden mesela PDR'yi o kadar değerli buluyorum ki okullarda, dershanelerde özellikle öğrencilerimizin psikolojik sorunlarının çözümlenmesinde son derece işlevi olan, onların tedavilerinde, terapilerinde, düzelmesinde çok önemli olan bir alan. Ülkemizde ne yazık ki bu çok çok önemsenmiyor ama çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey, boşanma dedik. Birincisi, boşanmalar neden bu kadar arttı? Son yıllarda özellikle biliyoruz ki çok daha hızlı süren ve birbirine şans vermeyen çiftlerle karşılaşıyoruz, duyuyoruz. Evlendi, duyuyoruz, evet. Ayrıldı. Bunun ne olursa olsun hani bu kadar kolay olmadığını ve hem aile, hem ahlak, hem gelenek, görenek tüm bunlarla birlikte çocuk yoksa kişiler kendilerine ve ailelerine, yakınlarına vermiş oldukları zararlar, en büyük zarar nezcimce insanın kendine verdiği zarardır önce. Ardından da çocuk varsa çocukların birer enkaza dönüşmesi. Ve bunun ardından da hemen akabinden de ikinci sorum, çocuklar anne ve babalarını ne kadar süreyle görmeli? İstediği zaman mı görmeli, yoksa bunun da bir süreci mi olmalı? Ve bir çocuk kaç yaşına kadar anneyle beraber kalmalı? Duygusal tamamlama var, onu biliyoruz. Evet, evet. Allah korusun çok ciddi bir kayıp yoksa hani veya da ciddi bir sorun yoksa, bir vefatla sonuçlanmamışsa burada neler yapmak gerekiyor? Aynı şekilde vefatla sonuçlanan çocuklar için ne yapmak gerekiyor? Evet. Bunun ardından diğer sorularıma geçeceğim. Evet. Üst üste çünkü uzun fazla yöneldim. Evet. Ben hani bölerek cevaplamaya çalışacağım. Evet, ne yazık ki günümüzde boşanmalar gerçekten artıyor. Avrupa ülkelerinde, batılı ülkelerde bu çok daha yaygın ama bütün dünyada yükselen bir durum söz konusu. Mesela ülkemizde her 5 kişiden, evlilik yapan her 5 kişiden biri boşanmayla sonuçlanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani 500 bin kişi evleniyorsa 125 bin boşanma gerçekleşiyor. Tabii evlilik artık evlilik yaşı giderek biraz yükseliyor ama insanlar evlilik kararlarını verirken çok hani eskiler söylerlerdi ya ince eleyip sık dokumak işte. Aslında nasıl evlenmeli? İnsanlar evlilik kararını nasıl vermeli? İlk sorun bu olmalıydı sanırım. Tabii ki. Ya şimdi tabii ki belli bir yaş olgunluğuna, kişilik olgunluğuna ulaşmak lazım. Yani bir işi gücü olması lazım, karşıdaki kişiyi iyi tanımak lazım, kültürlerin uyuşması lazım. Yani bir bakıyorsunuz hiçbir kültürel uyuşma yok, işi gücü yok, bir aile kuruyorlar. Ondan sonra da birkaç ay sonra tabii çatışmalar başlıyor. Ailesel çatışmalar başlıyor, senin ailem benim ailem çatışması başlıyor. Mesela bu sıralar çok sık karşılaştığım bir şey var. Sosyal medya üzerinden tanışmalar var. Bu şekilde yapılan evlilikler var ve bu şekilde yapılan evliliklerden iyi gidenler de var. Yani diyorsunuz nasıl tanıştınız? Ya hocam diyor çok belki size tuhaf gelecek ama Facebook üzerinden tanıştım ya da Instagram üzerinden tanıştım. Yani bir kişiyle tanışıyor, onu sanal olarak tanıyor. Gerçek kimliğini bilmiyor, huyunu suyunu bilmiyor, kültürünü bilmiyor, yapısını bilmiyor. Dolayısıyla böyle hızlıca kararlarla yapılan evlilikler var. Bunlar tabii çoğu ileride boşanmayla sonuçlanıyor ya da çok kısa sürede bir de bir çocuk oluşuyor. Çünkü cinsel bir eğitimleri yok, korunmayı bilmiyorlar. Hani bütün bunlar beraberinde bu sefer farklı sıkıntıları da getiriyor. Evet. Boşanma süreciyle birlikte tabii en büyük sıkıntı parçalanan aileler ve çocuklar. Hani çocuk yoksa sonuçta herkes gidiyor kendine ait başka bir daha kolay hayat bir kuruyor. Hayat kuruyor. Evet. Başka biriyle evleniyor ya da evlenmiyor, ayrı yaşıyor, kendine bir hayat kuruyor. Ama ortalıkta bir çocuk varsa, ortada bir çocuk varsa bu çok ciddi bir sorun olmaya başlıyor. Özellikle ülkemizde zaman zaman haberlere de konu oluyor. Çocuklar birbirine koz olarak kullanılıyor. İşte mahkeme kararıyla, polis zoruyla, icra kanalıyla alınmalar, zorla görmeler, gösterilmemeler ya da bazen de tam tersi. Bir bakıyorsunuz anne evi terk etmiş, çocukla hiç ilgilenmiyor, sanki yokmuş gibi. Ya da baba çocuğuyla ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor, ne yapıyor, ne ediyor, onu maddi yönden desteklemiyor. Böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Tabii çocuklar ne ister? Çocuklar bir kere anneyle babayla beraber yaşamak ister, huzurlu bir ortam ister. Hiçbir çocuk zaman zaman bize ayrılma kararı veren ebeveynler de geliyor.
biz ayrılma kararı vereceğiz ama çocuğumuza ruhsal sağlığı etkilenmesin diye en iyi nasıl yardımcı olabiliriz? Hani bu şekilde bilinçli düşünüp bize gelen, danışan, destek arayışına giren insanlar da var. Ama sıklıkla böyle bir süreç yaşamadan direkt işte avukatlara gidip boşanma süreci yaşıyorlar. Ve çocuklar bu durumlardan çok olumsuz etkileniyor. Boşanan bir çocuk diğer çocuklardan farklı olarak gelecekte ne oluyor biliyor musunuz? Ekonomik yönden daha kötü oluyor. Mutluluk yönünden daha kötü oluyor. Sosyal yönü daha kötü gelişiyor. Suç işleme eğilimi iki kat artıyor. Madde kullanma eğilimi iki kat artıyor. Hırsızlık oranı, olaylara karışma. Gelecekte bu çocuğun kendisinin mutlu bir aile kurması iki kat bozuluyor. Yani çok o kötü. Kaderindir diyoruz ya, hani doğduğunuz ev kaderinizdir. Bu çocuk kendisi ileride bir aile kurduğunda güven problemi kaygı yaşıyor. O kendi ailesine o mutluluğu oluşturamıyor. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir süreç. Çocuklar annede mi babada mı kalmalı? Yani eğer boşanmayla gerçekleşecekse, boşanma kaçınılmazsa, ki bazı durumlarda gerçekten bir arada yaşamak artık kaçınılmaz bir şey oluyor, zorlaşıyor. Böyle bir durumda eğer boşanma gerçekleşmişse tabii ki çocuğun bakımı, çocuğun ondan sonraki eğitimi çok önem kazanıyor. Çocuğun her şeyden önce onu doğuran, onu karnında büyüten, emziren anneye ihtiyacı var. Bir kere anne olmadan çocuğun belli bir yaşa kadar büyütülmesi çok çok sıkıntılı bir durum. Ne zamana kadar? Çocuklar genellikle 8-10 yaşına kadar gerçeği değerlendirme yeteneğini kazanıyorlar. Soyut ve somut kavramları öğreniyorlar. Dolayısıyla mutlaka bu yaşlara kadar annenin yakın desteği gerekiyor. Hani baba ne kadar görmeli? Evet, bazen mahkemeler işte babaya haftada bir gün, işte senede belli günler bir arada olma hakkı tanıyor ama ben ebeveynlere şunu diyorum. İmkan varsa çocuklarınızı bu tarz pazarlıklara konu etmeyin. Yani anne de baba da istediği zaman görebilsin, istediği zaman destek olsun. Ama tabii ki çocuğun düzenli yaşayacağı bir ortam olsun, disiplin içinde çocuk büyüsün. Yani bazen de bir taraf farklı, bir taraf farklı bir eğilimle büyütmeye çalışıyor. Burada da bir takım sakıncalar var. Ama gönlümüz ne istiyor? Annenin, babanın o çocuğun ondan sonraki yaşam sürecinde sorumluluklarının bilincinde olarak o çocuğun eğitimiyle, sağlığıyla, sosyal gelişimiyle, mutluluğuyla yakından ilgilenmeleri. Kaybetme korkusu yaşamadan. En evet, önemlisi o. Kaybetme korkusu kesinlikle. Sizinle hani yayından önce de konuştuğumuzda aynı şeyi dile getirmiştiniz çünkü. Sizin dilinizle aslında konuştum. Umutsuzluk aşılamamak aslında. Bugün baktığımızda da çok güzel bir şey söylediniz. En eski ruh ve sinir hastalıkları hastanesi bu şehirde. Evet. Özel 1924 yılında kurulan bir hastanemiz var. Evet. İnşallah bu hastanemiz gelecekte hani böyle şey olmaz. Yani mutlaka korunmalı, mutlaka modernleştirilmeli, desteklenmeli. Yani, yani bu hastanenin sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü çok tarihsel bir Cumhuriyet tarihinin ilk ruh sağlığı hastanesi. Bununla birlikte şehir hastanemiz var, üniversite hastanemiz var. Biz orada da biliyoruz ki çok kıymetli meslektaşlarınız var. Dediğiniz gibi özel klinikler var. Tüm bunlara baktığımızda peki bu şehirdeki insanlar neden hocam bu kadar mutsuz? Sadece bu şehirdeki insanlar mutsuz değil. Mutsuzluk aslında bütün dünyada olan bir durum. Mutsuzluk diğer şehirlerde de olan bir durum. Zaman zaman illerin mutluluk mutsuzluk şeyini araştırıyorlar. Evet, i̇şte en mutlu insanlar Sinop'ta, en mutsuz olanlar işte Elazığ sanırım böyle 40-50. Sıralarda yer almıştı. Evet, o yüzden dedim sıralamada. Tabii mutsuzluk psikiyatrik destek almak tabii ki. Sonuçta psikiyatrik desteği kim alır? Yani mutsuzluk sorunu yaşayan, ruhsal bir sorun yaşayan insanlar eğer aklını kullanabiliyorsa alır. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Bana bazen vakalar geliyor. Diyorum ki çok kritik bir soru soruyorum. Bize gelmeyi nasıl akıl ettiniz? Böyle bir duruyor ne söylediğimi. Diyorum ki siz geçen haftadan beri çarpıntı, nefes daralması, korku, boğulma hissi, uyuşma, karıncalanma hissetmişsiniz.
2-3 kere kardiyolojiye, acile, göğüs hastalıklarına, nörolojiye gitmişsiniz. Yanlış yerlere gitmişsiniz. Nasıl akıl ettiniz de bize gelmeyi düşündünüz? Bu çok önemli bir şey. Hani bazen derler ya, ben psikiyatriste niye gideyim? Ben deli miyim, akıl hastası mıyım? Diyorum ki bize gelmeyi akıl etmeniz lazım. Yani sizce bir hafta boyunca çarpıntı nedeniyle, panik atağı nedeniyle değişik acillere, birçok başka bölümlere giden bir insan mı akıllıdır? Evet. Yoksa hani benim sıkıntım, stresim ruhsal bir durumdan kaynaklanıyor. Ben bir psikiyatriste gideyim diye düşünen mi? Hani bu çok önemli bir ayrım. Dolayısıyla şimdi siz demin bir soru sordunuz. Dediniz ki hani ailelerin yaşamı gelecekteki durumumuzu etkiliyor. Geçenlerde gördüğüm bir danışanlarım şöyle bir aileden geliyorlar. Anne hep eşine şüpheci, hep eşinden kuşkulanan biri. Gelecekte genç kızlar da kuşkucu, böyle hani insanlara güvenemeyen, bir eş seçerken sürekli böyle işte beni aldatacak, bana yanlış yapacak duygusuyla büyüyen ve o duyguyu alan bir şekilde büyümüşler. Bana söyledikleri ifade şu. Hani bazen bir takım örnekler veririz biz böyle kimlik bilgileri paylaşmadan. Çünkü bunlar çok önemli. Bu şekilde şu an bizim yayınımızda bizi dinleyen belki birçok insan var. Yani eğer anne sürekli kaygılı, sürekli endişeliyse çocuk da sürekli endişe ve kaygıyla büyüyor. Mesela ayrılık anksiyetesi dedik. Ayrılık anksiyetesi yaşayan anneler çoğunlukla çocuklarını çok böyle koruyucu ve kollayıcı oluyorlar. Bu bazen ilkokula başlayan bir çocukta bunu görüyoruz. Bazen lisede yatılı okula başlayan bir öğrencide bunu görüyoruz. Özellikle bu yıl mesela üniversiteye çok çok sayıda başlayan 2,5 milyonun üzerinde üniversite sınavına giren ve 750-800 bin öğrenci bir başka ile gidip üniversiteye başlıyor. Hı hı. Bu öğrencilerin büyük kısmında bu kaygılar oluyor. Bu kaygılar niye var? Çünkü yetiştiği ortamda var. Yetiştiği ortam sıcak bir ortamsa, güvenli bir ortamsa, insanların birbiriyle kavga etmediği, şiddetin olmadığı bir ortamsa bu çocuk niye kaygılı olsun? Seve seve gidiyor. Yani mutlu bir şekilde. Kendi çocuklarım da mesela bu sene benim kızım da üniversiteye başladı. Ne güzel. Arada görüşüyorum. Nasılsın? Baba arkadaşlarım geldi. Onlarla tanıştım. Okuluma başladım. İyiyim, keyfim iyi, mutluyum. Şimdi sorun o yetişme kültüründen, yetişme sürecinden geliyor. Ya da işte yani yeni evlenen diyelim ki bir kız, bir genç kız. Eğer annesinden sürekli böyle güvensizlik, sürekli endişe almışsa o endişeyi kendi yuvasına taşıyor. Yani ben bazen belgeseller izliyorum. Bakıyorsunuz bir kuş ya da annesini, yani yavru bir kuş, annesi ne yapıyorsa gidiyor. Yani işte bir tavuğu düşünün. Civcivler hemen anne gidiyor gıt 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 böyle yapıyor. O da gidiyor hemen peşinden. Öğreniyor. Yani neyi yaşıyorsak, neyi görüyorsak gelecekteki hayatımıza bunları taşıyoruz aslında. O yüzden içinde bulunduğumuz ortam çok önemli. Yani insanların ruhsal destek alması neden önemli? Bana bir çocuk geldi. Hocam dedi, ben üniversiteye başladım. Geçen yıl gelmişti. Ankara'da okuyor. 3 tane daha arkadaşım var. Beraber çarşıya çıkıyoruz. Annem arıyor. Diyorum, neredesin? Çarşıdayım. Yarım saat sonra arıyor. Oğlum nereye gittin? Anne işte arkadaşlarla beraberim. Oğlum ne yapıyorsun? İşte otobüse bindik. Bir yarım saat sonra arıyor. İndin mi? Anne demiş, benim 3 arkadaşım daha var. Onların anne babası hiç bu kadar günde 4-5 kere aramıyor. Yani beni küçük düşürüyorsun. Dedim ki senin annen bize gelsin. Çünkü annenin bir kaybetme kaygısı var. Çocuğumun durumu ne? Ne yapıyor? Başına bir şey mi geldi? Otobüste bindi, yurda gitti ama acaba otobüs yerine vardı mı? O zaman anneni tedavi etmemiz lazım. Dolayısıyla tedavi burada çok önemli. Eğer biz ruhsal sorun yaşayan kişileri tedavi edersek, onlar beraber yaşadıkları insanlara olumsuz etkileri azalmış oluyor. Yani ruhsal sağlık o kadar önemli bir şeydir ki, eğer depresyon yaşayan bir ailede bir birey varsa, anne de bundan olumsuz etkileniyor, baba da, çocuk da, dede de, babaanne de, çevremizdeki diğer insanlar, hepimiz bunlardan olumsuz etkileniyoruz. Dolayısıyla yani bir psikiyatriste gitmek, bir psikiyatristten destek almak bu açıdan çok önemli. Neden önemli? Az önce söyledim. Beden ve ruh sağlığı bir bütündür. Beden sağlığımızla ilgili yaklaşık 20 tane bölüm var
Evet. Sayarsam belki 20'yi geçer. Ama ruh sağlığı ile ilgili, ruh sağlığımızla, biz tabii ruh sağlığı, ruh derken hani bu kavram da çok karışıyor. Yani hani işte hani dini literatürde ruh kavramı vardır ya, evet. Bizim kastettiğimiz ruh, bizim duygularımız, davranışlarımız, hislerimizi kastediyoruz. Mutluluğumuz, mutsuzluğumuz, endişemiz, öfkemiz, sinirliliğimiz. Hani biz insanların duygularıyla, insanların davranışlarıyla uğraşıyoruz. Oralara dokunuyoruz. Oralara dokunarak insanları düzeltmeye aslında çalışıyoruz. Aslında konuşacak hocam sizinle o kadar çok konu var ki. Evet. Dini kısma girdiğimizde farklı yerlerden medet umanlar da var. Oralardan oluşan, biliyorum ki karşılaşmış olduğunuz sizin uzun yıllar boyunca evet, neler evet. vardır. Çünkü bir programınızda dinlemiştim ben. Onu da biliyorum. Toplum olarak sosyal medya diyoruz, Google diyoruz, kaynaklar diyoruz. Baktığımız zaman bizi doğru yönlendirecek aslında adresler belli. Ama sanırım biraz daha kolayı mı seçiyoruz? Bilmiyorum. Hani düşündüğümüz zaman bunun sebebi ne olabilir? Şimdi doğru adrese gitmek varken evet. neden hani bu kadar çok yolları virajlı dönüp de zaman kaybedip, daha büyük enkazlar yaşayıp, daha fazla zarar görüp, tıpkı depremde olduğu gibi işte evet. bina hasarlı biliyorsun. Evet. Ama yıkıp da yenisini yaptırmak veya taşınmak yerine ısrarla hasarlı olan binayı dışarıdan desteklerle ayakta tutmaya çalışıyorsun. Hı hı. Ve depremin şiddeti de büyüdüğü zaman bina yıkılıyor, altında kalıyorsun. Evet. Niye bu yanlışı yapıyoruz diyorsunuz. Hı hı. Evet, burada bir kere bilgi eksikliği çok önemli. Yani hani psikiyatri alanını tanımamak, bilmemek çok önemli. İkincisi ön yargılar, etiketlemeler. Yani ben psikiyatriste gidersem işte insanlar beni farklı anlar. Hmm. O yüzden ne yapayım? Kardiyoloğa gideyim, nörolojiye gideyim, başka bölümlere gideyim. Ama yanlış bölümlere gidiyor. Doğruyu bulamıyor. Üçüncüsü, insanlar kaygılandıkları zaman bedenleriyle ilgili, insan en çok bedeninden endişe ediyor. Mesela stresten, korkudan kalbi çarpıyor. Diyelim ki deprem sonrasında bir kalp çarpması hmm. başlamış. Kalbi çarptığında hemen aklına şu geliyor. Kalp krizi geçirecek miyim? Ölecek miyim? Dolayısıyla hemen bedensel hastalıkla ilgili kaygılar çoğalıyor ve kişi o zaman o konuda bir arayışa giriyor. Bir gün bir geçmişte Kur'an eğitimi aldığım bir hocam geldi bana. Ya Ömer dedi, kurtar beni bu sıkıntıdan dedi. Ne oldu hocam, hayırdır dedim. Ya dedi, komşunun dedi hanımı baygınlık geçiriyor. Strese bağlı böyle konversiyon nöbeti dediğimiz bir takım psikolojik bayılmalar yaşayan insanlar vardır. Arıyorlarmış, hoca çabuk gel oku. Ya diyor, tamam gelip okuyayım ama bu doktorluk bir iş. Günümüzde tabii geleneksel tedavi dediğimiz bir takım şeyler var. Hani insanların böyle türbelere, hocalara. Yani ben sıkıntısı olan bir insanın bir cami hocasına, bu konuda eğitim almış bir hocaya gidip de bir dua almasını son derece saygıyla karşılıyorum. Bu o kadar önemli bir şeydir ki. Dua insanı iyileştiren bir şeydir. İnsana huzur veren bir şeydir. Bunu ayrı tutuyorum. Ama bunun dışında bir sorunu var. İşte senin 5 tane cinin var. 3'ünü bu seansta aldım. İkisini de başka seansta alacağım. Geçen klinik psikolog arkadaşım anlattı. Kendini biyoenerji uzmanı tanıtan bir hanımefendi. Hastaya diyormuş ki, ya da işte kendisine giden kişiye, gözlerinizi kapatın. İşte sallıyormuş falan diyormuş. Enerjinizin bir kısmını boşalttım, bir kısmı kaldı. Onu da bir sonraki seansta. Hani böyle uyduruk, gerçekten trajikomik bir takım durumlarla evet, karşılaşıyoruz. Evet, bilmek istemiyorum ama. Evet, bana hani ben bir hocaya da gitmek istiyorum evet. diyenlere, hocaya da çok selamlarımı iletin. Lütfen benim için de dua etsin. Temennisinde bulunuyorum. Ama bunun dışında işte böyle cin çıkarıyorum ya da işte ben hastanın depresyonunu, şizofrenisini, panik yatağını düzeltiyorum şeklinde bir takım iddialarla insanları aldatmak. Bu zaten kanunen suç biliyorsunuz zaman zaman bu tarz insanlara evet. karşı yani polisiye evet. Ya da hani adli bir takım süreçler de hı hı. işletiliyor. O yüzden bu konuda insanlarımızın bilinçli olması önemli. İnsanlar tabii kaygılandıkları zaman hemen ne yapıyorlar? Hemen arama motoruna giriyorlar. Evet. Siz arama motoruna baş ağrısı diye girin, 2 dakika sonra sizi beyin tümörüne götürür. Evet. O şeyler. O yüzden insanlara diyorum ki kaynağı varken, hani bir su içerken kaynağında mı içersiniz yoksa ta en aşağıda bulanıklaşmış hani
kirlenmiş olan kısmı mı içersiniz? Tabii ki kaynağında içersiniz. Bizi arayın. Diyorum ki yani arama motoruna girip niye araştırıyorsun? Arayın beni diyorum, ben size cevabını vereyim. Yani hastalığınızın kardiyolojiyle mi ilgili olduğunu. Biz psikiyatri hekimlerinin en önemli işlevi de şu, insanlarımız bunu bilsin diye söylüyorum. Bir psikiyatrist aynı zamanda kardiyoloji, dahiliye, kadın doğum, cildiye, beyin cerrahi, kulak, burun, boğaz, göz konularında da tıp eğitimi sırasında eğitim aldığı için ve uzmanlık eğitimi sırasında nöroloji, dahiliye gibi bölümlerden de eğitim aldığı için bu alanlarda da bilgi sahibidir. Dolayısıyla bize gelen birisi eğer bayılma şikayetiyle geliyorsa biz onun bayılmasının epilepsiden kaynaklanan nörolojik bir hastalık mı olduğunu ya da kardiyovasküler bir sorunla ilgili bir baygınlık mı olduğunu ya da psikolojik stresten gelen bir konversiyon nöbeti mi olduğunu ayırt ederiz. Dolayısıyla eğer zaten bir epilepsiye bağlıysa deriz ki sizi bir nöroloji uzmanı meslektaşımıza yönlendireceğiz. Eğer kardiyovasküler bir sorunsa bir kardiyoloji polikliniğine yönlendiririz. Ama bizimle alakalıysa o zaman bu işe biz bakarız. Dolayısıyla bu açıdan da olayı multidisipliner bir tıp disiplini şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Sağlıklı sonuç almak için. Alırız. Yoksa hani gider bir yerden başka bir şey alır, öbür yerden yanlış yönlendirilir. Parası da boşa gider, emekleri de boşa gider. Ondan zamanla sonra hastalıklar da kronikleşir. Yani buna da gerek yok. Hocam 11 yaşındaki kızımızın dikkat dağınıklığı sorunu var. Ve ebeveynleri ilaçsız biz bu sorunu nasıl çözebiliriz diyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu soruyu soran ebeveyne. Benim şu an gözlüğüm yok ama belli bir yaştan sonra görme kusurları oluşuyor. O yüzden benim de aslında bir gözlüğüm var. Ve o gözlüğü taktığımda yakın ve uzağı daha net görüyorum. Evet. Bu örneği şunun için verdim. Dikkat eksikliği yapısal bir sorun. Yani bir çocuğun dikkati eksikse o onun yapısal özelliğinden kaynaklanan bir şey. Doğuştan gelen dikkat eksikliği hiperaktivite ile beraber çoğu zaman olur. İkisi hani bazen dikkat eksikliğinin ön planda olduğu, evet, bazen hiperaktivitenin ön planda olduğu. Yani tabii ki dikkat eksikliğini biz destekleyici olarak bazı davranışsal tekniklerle de arttırmaya çalışıyoruz ama buradaki temel konu ilaç tedavisi. Çünkü dikkat ilaçları gerçekten performansı arttırıyor, dikkati düzeltiyor. Dolayısıyla bir çocuğa dikkat ilacını eğer gerçekten yani o dikkat eksikliği olan çocuğa vermişseniz, geçen hafta bir lise öğrencisi geldi. Dedi ki ilaç tedavimden sonra 55 olan notum 95 oldu. Üstelik biz bu anneye zorla tedaviyi ikna ettik. Yani hani bu dikkat ilacı kullanmasının gerekli olduğunu söylüyoruz. İnsanlar psikiyatrik ilaç kullanmaktan kaçınıyorlar. Eksik bilgi, yanlış bilgi nedeniyle alışkanlık yapacak, bağımlılık yapacak, sisteme girecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Dolayısıyla bunların hepsinin çözümü var. Ama yanlış çözümlere yönelmeyelim. Yani birisi konuşarak dikkati %100 tedavi ettiğini düşünüyorsa, beni dinleyen tıp hekimleri var bu konuda özellikle 16 yaş altına aktif olarak çalışan çocuk ve genç psikiyatri uzmanı arkadaşlarımız var. Bunlar da tıp hekimi ve ihtisas alanları çocuk ve genç uzmanlığı. Evet. Tabii belli bir yaştan sonra biz erişkin psikiyatristleri de devreye giriyoruz. Dolayısıyla burada hekimlere başvurmak lazım ve bu tarz ilaçlar gereken kişilere verilir. Yani ihtiyacı olmayan birine biz dikkat ilacı önermiyoruz zaten. Yazmıyoruz da, çünkü bu ilaçlar yazılmayınca da zaten kullanılmıyor. O yüzden bu ebeveyne ben şunu öneriyorum. Çocuğu gerçekten dikkat eksikliği varsa, ki bunun özel testleri de var artık günümüzde. Çok güzel testlerle dikkat eksikliği tanısını biz çoğunlukla klinik tecrübeye göre koyarız. Konuşarak, aileyi dinleyerek, öğrenciyi dinleyerek bunu koyarız. Ama yardımcı bir takım testler de bize bu konuda fikir veriyor. Dolayısıyla bir kişinin dikkatinin eksik olup olmadığını önce anlayıp eğer varsa da mutlaka bir tedavi desteği ve ilaçla kullanmaları gerekir. Madem ki başarıları düşüyor, çünkü evet, performans düşüklüğü var. Evet. Bir çocuğa eğer, bakın Danimarka'da dikkat eksikliği olan çocuklara üniversite sınavında ek süre veriyorlar. Niye? Çünkü diyor ki bu yapısal olarak öbüründen dezavantajlı. Dolayısıyla o dengeyi kurmak için böyle bir sorun. Bunu bilmek lazım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ömer Bey, soracağım çok fazla soru vardı ama inşallah en yakın zamanda tekrar sizi davet etmek istiyorum. Çünkü insanların şiddete eğilimini
aynı şekilde kadına şiddet, trafikte birbirimize uyguladığımız şiddet, psikolojik şiddetlerimiz, hı-hı, fiziki şiddetler, tüm bunları da başka bir programa bırakmak zorunda İnşallah. Kalıyoruz. Tabii, büyük bir keyifle. Hemen bir iki bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. Biz hayatımızda en önemli şey karşımızdaki insanlar. Eğer çevrenizdeki insanlar da sağlıklı iletişim kuruyorsanız, hı-hı, o zaman mutlu bir insan olursunuz. O zaman sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Hayatımızda anlam katan insanlardır. Ben Erich Fromm'un bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. İnsanın insana kattığı anlam dışında hayatın hiçbir anlamı yoktur diyor. Dolayısıyla hayatımıza anlam katan insanlar eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, komşumuz, arkadaşımız, sınıf arkadaşımız, asker arkadaşımız, hacı arkadaşımız, mahalle arkadaşımız yoksa o zaman hayatın hiçbir anlamı yok. Ben bu akşamki programa anlam katma fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok ve Kanal 23 ailesine. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Her zamanki gibi çok kibar bir şekilde, gülen yüzünüzle izah etmeye çalıştınız. Anlaşılır bir dil kullandığınız için. Biliyoruz ki çoğu zaman hekimlerin dillerinden anlamamaktan şikayet edilir. Ama siz toplumun genelinin anlayacağı bir şekilde hep anlatmaya çalıştınız. Uzun yıllardır da gerçekten sabırla, pes etmeden aktarmaya çalışıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve sevgili izleyiciler, başka bir programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.